Merhabalar Kudretli Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Bugün pamuk gibi bir lavaş tarifim olacak. Oldukça lezzetli ve çok pratik bir şekilde hazırlayacağım bu tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabıma bir su bardağı ölçüsüyle ılık suyu aldım. İçerisine bir tatlı kaşığı şeker, bir paket instant mayayı aldım ve şöyle hafiften karıştırıyorum. Daha sonra bir su bardağı ölçüsüyle un ilavesi yapıyorum. Unumu mutlaka eliyorum. Sizler de ununuzu kullanırken mutlaka eleyin. Hamurumuz bu sayede daha güzel olacaktır. Şöyle spatulamla şöyle yüzeysel bir karıştırıyorum arkadaşlar. Ön mayalama yapacağım. 2-3 dakika kadar mayanın aktifleşmesini sağladım. Gördüğünüz şekilde olmalı. Tekrar karıştırıyorum. Mayanın havasının çıkmasını sağlıyorum. Bir su bardağı su tekrar ilave ediyorum. Suyun dediğim gibi ılıktan biraz sıcak olması önemli. Kış aylarındaysak eğer yazın çok sıcak su kullanmayalım. Üzerine unu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum arkadaşlar. Toplamda 5 su bardağı un, 2,5 su bardağı su kullandım. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra elimle hamurumu güzelce yoğuruyorum. Şimdi hamurun bu aşamasına hamur güzelleştirme diyoruz arkadaşlar. Ee, oldukça ele yapışan ve çok yumuşak bir hamur. Gördüğünüz gibi hafiften elimi suya batırıyorum. Daha sonrasında hamuru bu şekilde alttan üste doğru Kaldırarak bu şekilde tam gördüğünüz gibi havalandıra havalandıra hamurumu güzelleştiriyorum ve daha pürüzsüz bir hal alacaktır bu sayede ee, en sonunda üstüne de biraz su serpiştiriyorum elimle ee, daha sonra mayalanmaya bırakacağım üzerine kapakla kapatıp e, bir mutfak beziyle de örtüyorum oda sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir. Hamurum güzelce mayalandı. Toplamda 45 ve 50 dakika kadar süresi vardı. Dediğim gibi oda sıcaklığına göre değişebiliyor. Tezgahıma unu alıyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi hamurum bu şekilde tel tel olmuş. Mayası çok güzel gelmiş. Çok da yumuşak bir hamur. Tezgahımın üzerine alıyorum hamurumun hepsini. bu videomu izledikten sonra e, ne kadar kolaymış diyebileceğinizi e, düşünüyorum e, lavaş açmak bu kadar kolay mıymış diyeceksiniz arkadaşlar evet bu kadar kolay ve bu kadar keyifli bir e, hamur işlemi şimdi hamurumuz evet biraz zor bir hamur görünüyor olabilir yumuşak bir hamur olduğu için elinize yapışabilir un da yardım alabilirsiniz tezgahınızı bolca unlayabilirsiniz arkadaşlar mutfak kartıyla da toparlama işleminde yardım alabilirsiniz şöyle Önce ikiye böldüm, daha sonra bezeler haline ayırmak için şöyle hamur kartıyla böleceğim. Sonrasında elimle hepsini eşitleyerek beze haline getireceğim. İçe doğru katlayarak daha sonra avucumun içinde yuvarlak bir form veriyorum arkadaşlar. Oldukça ele yapışıyor dediğim gibi bu aşamada undan yardım alabilirsiniz. Bezelerimin hepsini hazırladım. Üzerine bir mutfak havlusuyla kapattım ki kurumasın. Bir yandan da ilk bezemden açmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi hemen oklava darbesiyle hemencecik e, tek seferde bile açılabiliyor. Şöyle birazcık açtıktan sonra servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra fazla ununu çırpıyorum üzerinden. E, daha sonra bir kenara alacağım. Böyle hem açacağım hem pişireceğim arkadaşlar. Tekrar bir tane göstermek istiyorum. Kolay bir şekilde açılıyor, yumuşak olduğu için. Şimdi elimle sağlı sollu böyle büyüterek bezemi yufka haline getiriyorum, inceltiyorum arkadaşlar. Tavanızın büyüklüğüne göre inceltebilirsiniz. Ayrıca bu e, saçın üzerinde de yapılabilen bir hamur. Dilediğiniz şekilde pişirebilirsiniz. Saçta, tavada nasıl arzu ederseniz arkadaşlar öyle pişirebilirsiniz. Çok güzel bir lavaş tarifi. Bakın nasıl da güzel kabarıyor. Tavamızın sıcak olması çok önemli. Hemen birkaç saniye ön yüzünü sonra arka yüzünü çevire çevire pişiriyorum. Çok da bekletmeyelim ki lavaşımız kurumasın. Yeniden bir tane daha göstereceğim. Birkaç saniye piştikten sonra hemen ters yüzünü çeviriyorum. Her iki tarafını da kısa süreli çevirerek pişiriyorum. Daha sonrasında ekmeklerim bu şekilde hazır oluyor. Ben bütün detaylı bir şekilde buradan anlatmaya gayret gösteriyorum ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Lavaşlarımızı hazırlayalım. Daha sonrasına e, oda sıcaklığına geldikten sonra eğer fazla yaptıysanız bu arada e, poşetleyip difrise atabilirsiniz. Ne zaman e, dilerseniz çıkartıp kullanabilirsiniz. Böyle de bir avantajı var. Lavaşlarımız sıcakken biraz hemen tereyağı sürüyorum, yağlayıp dilediğiniz şekilde de tüketebilirsiniz. Bir kısmını yağlayacağım, bir kısmını da yağlamayacağım. Dileyen dilediği şekilde tüketsin arkadaşlar. Ev halkına göre yapıyorum tabii ki. Tarifimi beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Bu tariflerin daha çok kişiye ulaşması için sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu ve bunun gibi birçok farklı tarif için kanalımı ziyaret edebilir, oradan da tariflerimden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Değerli vaktinizi ayırıp beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Pamuk gibi yumuşacık lavaşlar sizlerde görüyorsunuz çok yumuşacık oldu bakın yumuşacık her türlü katlanabiliyor. Bunu dilerseniz içerisine ettir, tavuktur, köftedir istediğiniz dürümü hazırlayabilirsiniz. Veya çocuklar çikolata seviyor, krem peynirdir vesaire. Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde tüketebilirsiniz. Eğer derin dondurucuya atarsanız da çıkarttığınızda oda sıcaklığına gelmesi yeterli. Yine aynı tazeliğini koruyacaktır. Bana güvenerek mutlaka bu tarifimi deneyebilirsiniz. Sizleri ekmeğin son haliyle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. E, deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.